Ben göreceğim, fark edeceğim, sonra diyeceğim ki evet, bu doğrudur. Göreceğim, inceleyeceğim, fark edeceğim diyeceğim ki bu güzeldir. Göreceğim, inceleyeceğim, fark edeceğim diyeceğim ki bu evet adil olandır. Hangi meseledeyse, bu manada kendimize bir güven İçimizdeki bu, bu meseleyi düşünüp taşınan yanımızın da Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bir emaneti olduğunu bilen bir hareket noktasından yola çıkmalıyız. Ama yok sen böyle bir süreç başlatırsan herkes gavur olur diyen çokları var. Niye dediğinizde ya başlar birinci ayeti okur, onun bir tarafına takılır, ötekine ikinci ayeti okulur. Hazreti Peygamber'in bir sünnetini ele alır, ötekini bakar, o hoşuna gitmez. Millet hep dinden çıkarırsın. E nasıl yapalım? Her şey doğru, her şey güzel, daha yüksek sesli arkadaşlar, her şey doğru, her şey güzel, daha yüksek sesli diye diye böyle götürebileceğiz bunu, başka türlü olmaz. Diyen adam zaten kendisi meselenin hakikatine baştan güvenmiyor. O diyor ki biz böyle akleden yanımıza, fıtratımıza güvenerek tek tek ele alıp doğruysa doğru değilse bana kim bunun doğrusunu anlatacaksa anlatsın arkadaşlar. Bana doğru gelmediği sürece ben buna doğru demeye yanaşmam, incelemeye devam ederim diyen bir pusulayla yola çıkmak kendisini fark ettikten sonra etrafını fark etmeye başlamakla eşdeğer. Sizce bu çok tehlikeli bir şey mi? Belki çok tehlikeli görülebilir. Ama Kur'an-ı Kerim'i baştan sona oturun okuyun. Hz. Peygamber'in Risaletini ona iman eden kimseleri ve süreci dikkatle inceleyin. Allah'ın Resulü'nün Cenab-ı Hak tarafından gönderilip yeryüzünde inşa edilen, yaşanılan bu dinin en mükemmel karşılığını bulduğu insanlarda, Hz. Ebu Bekirler'de, Ömerler'de, Osmanlar'da, Musab'larda mesele bu şekilde başlamış ve bu basiret üzerine yürümüştür. Başta Allah Azze ve Celle Resulüne kendisinin insanları bu yola çağırırken kul hazihi sabili de ki bu benim yolum ed'u ilallahi Allah'a çağırıyorum. Ama nasıl? Ala basireten basiret üzere. Göreceksiniz, fark edeceksiniz, tanık olacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki ben bu hakikate tanık oldum şahdu en la ilaha kendi tanıklığını ifade edeceksin. Gelip buraya ben babama güveniyorum. Sordum ona hangisi doğru? Oğlum Müslümanlık dedi. Dolayısıyla hiçbir şey duymadan babamın peşine takılıyorum. Hiçbir insan gelip Hz. Peygamber'e böyle Müslüman olmadı. Yani bana sorsan aslında hepsi bir şimdi. ''Ama babam böyle dediği için geldim. Ha, babam Hasan değil de Hans olsaydı, e, tabii ki oraya gidecektim, Hans nereye gidiyorsa...'' Fark etmekle, fark etmemek arasındaki farkı fark ettirmeye çalışıyorum. Hem kendime hem sizlere. Çünkü başkalarıyla paylaştıkça, onların da ''Evet söylediğinin hakikatini fark ediyorum.'' demeleri, İnsanın farkındalığını adeta hani başka bir formülle de yaptığında sağlamasını yaparsın ya. Hocada ki bak bu böyle çözülür, şöyle de yapıp sağlamasını yapabilirsiniz. Bu başkaları üzerinden sağlama yapmak gibidir. Çünkü kaçırdığın bir yer varsa itiraz gelsin, itiraz gelince dönüp meseleyi bir daha silkeleyesin, belki yanlışını fark edersin. Fark etmek uğruna insan hayatını verir. Çünkü gerçek neyse onu bilmek istiyorum. Batıla kan, benim bir tane ömrüm var. Batıla kanmak, batılın uğrunda heder olmak istemiyorum. Hele oligarşiye, hele ortamın istibdadına, hele statikoya asla teslim olmak istemiyorum. Bu statiko babamın eliyle de gelse, anamın eliyle de gelse, en sevdiklerimin eliyle de üzerime baskısını kursa, hakkı bu uğurda harcamak istemiyorum. Benim açımdan hak önceliklidir ve değerlidir. Bugün biz Bilal'i konuşurken, onu hayranlıkla izlerken, bu bahsettiğim hakikatin karşılığı olduğu için o hayrını hayranlıkla izliyoruz. Yoksa eğer ortamdakilere boyun eğmek bir üstünlük sağlasa, Bilal değil, başkalarını konuşmak gerekir. Bilal radıyallahu anh fark ettiği hakkın, kendi fark edişine güvenerek kendi fark edişine itimat ederek yani düşündüm, taşındım, inceledim. Allah'ın Resulü Muhammed doğru şeyler söylüyor. Bizim bu yapılanlar yanlış. Dolayısıyla bu fark edişimi, bendeki onun doğru söylediğini fark edişimi değerlendiriyor ve ona uyuyorum. Bu farkındalığımı da ikrar ediyorum. Eşhedü en la ilahe illallah. Varlığın bir var edicisi olması gerek, bu doğru. Ama ikinci bir var ediciye de delil gerek. Bu delili getirenceye kadar var ediciyi tek kabul edeceğim. Matematik yapıyoruz. Varlığın var edicisi, çünkü varlık var zaten, hali hazırda ben de bir parçasıyım. O zaman var edici mutlak surette var, ama biri derse ki ki müşrikler diyorlardı. Var edici çok. El ele vermişler, birbirleriyle var etmişler. Kızları var, Hristiyanlar diyor oğlu var vesaire. Biz de diyoruz ki bize bir hikaye anlatıyorsunuz. Ben bir tarafından tutamıyorum. Oğlu diyorsun ama ben bunu nereden kanıtlayacağım? Bak varlığı, var edici arada doğrudan ilişki kuruyorum. Ama ikinciyi bana yutturmaya çalışıyorsun. Ben yaş tahtaya ayak basamam. ikinciyi kanıtlayamıyorum akleden yanıma bunu giydiremiyorum. Delil yok. Haza halqullah fa aruni ma za halqa min duni. İşte var eden kudret yaratmış. Başkası ne yaratmış? Gösterin bakayım. Diyen yanımız Cenab-ı Hakk'ın her ayette karşılık bulsun diye bize ayrı ayrı anlattığı o ifadeler bizdeki o karşılık bulacağı haz Cenab-ı Hakk'ın bizdeki yarattığı o fıtratımızda yankılanıyor. O kadar değerli. Yani Allah'ın ayetleri, oradaki davet edilen mu muhakemeler, mantıklar, temsiller, misaller ne kadar önemliyse bunun makes bulacağı insan fıtratı o kadar önemlidir. Bunu burada makes buldurmadan kendini fark edip sonra etrafına böyle bir farkındalıkla bakmadan ortamda kutsanan değerlere boyun eğerek yol almak körlükten gayrı bir şey değildir. Bizim sıkıntımız bu körlüğün hakka karşı olunca tolere edilmesinden kaynaklanıyor. Tamam bir Hristiyan böyle yaparsa buradan ağız dolusu yeriyoruz. Hiç mi akletmiyor? Tesliste olur mu ya? Tabii ki cehenneme gidecek. Ne işi var orada duruyor öyle? Hemen Müslüman olsun gelsin. ''Hiç mi sormuyor?'' diyoruz. Peki, aynı adamı burada tutuyoruz. Hiç sormayan, hiç sorgulamayan, hiç araştırmayan, hatta bilmeyen, bilmek bile istemeyen, sadece ortamda ne denirse ''Amenna'' deyip geçen bir tipden bahsedince, onu müsamaha ile karşılıyoruz. Bu müsamahamız, bizi Hakk'ın farkında olmayan, farkında olmadığı için de kıymetini, ve değerini bilmeyen kalabalık dev kitleler ile karşı karşıya getirdi. Şimdi o kalabalık dev kitleler birileri ileri geri konuştuğu zaman öyle de olur böyle de olur diyorlar. Biz de hop oturup hop kalkıyoruz ya adam küfür konuştu arkadaş ya diyoruz ama insanlar heyecan yapmayın diyorlar ya yani. bir şey yok. Ne olmuş yani ateistler de cennete gitse iyileri gitsin bence bir sakıncası yok diyebilecek noktaya niye geldik? Çünkü hakkın değerini ve farkını fark ederek savunacak bir Bilal gibi, bir Musab bin Umeyr gibi kimseleri kaybettik. Hakkı öylesine kimlik olarak benimseyen kalabalık kitleler ürettik ve şimdi o kitleler inne dîne il İslam deseniz diyor ki çok iddialı bir söz. Yani bu kadar da iddialı konuşup insanları ürkütmeyelim. Kendisini fark etmekten uzaklaştığı gibi etrafını fark ederek varlıktan var ediciye yol alıp var ediciyi fark edince de ona adanıp hayatı قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ diye yaşayacak süreçten fersah fersah uzak gaflet içerisinde yığınlar ve bunlara avam dedik. Bazılarımız bunların bilmesi de gerekmez dediler. Bu sürecin bizi getirdiği artık son, yani kara göründü anlamında söylüyorum. Son, artık bu kitlelerin taklitten de vazgeçmesi noktasıdır. Yani şu anda birkaç kuşak böyle taklit ile aklederek, farkına vararak, uğrunda o çok övündüğümüz ta Hazreti Peygamber'den bu yana müminlerin içinde ecdadımızın da olduğu ilahi kelimetullah uğruna yeryüzünde insanlara adaleti, Allah'ın dinini ulaştırmak, zulmün ortadan kalkması için bütün varlığıyla adanan kimselerden Sadece gününü iyi yaşamak, hayatını güzel geçirmek, tutkusuyla hayata bağlanan kalabalıklara dönüştük. Dolayısıyla da artık bu kalabalıklar taklit ile de devam etmekten yavaş yavaş kopmaya başladılar.